Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ecmaîn. El Kanunu fi't Tıp 1. cilt sayfa 240. Bölüm buradaki bölüm alt bölüm yani hastalıkların tespiti bölümünde nabız. Şimdiye kadar nabzı işledik. unutuyoruz. normalde konu başlığı koymamız gerekiyor. Adminimiz öyle söyledi yiyecek ve içeceklerin nabız üzerindeki etkisi. Konu başlığı da bu zaten. Yiyecek. Ağızdan alınan şeyler gerek nitelik, gerekse nicelik olarak nabızı etkiler. Kapıyı kapatalım Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Cennet Hocam hoş geldiniz. Muhammed Emin kardeşim. Muhammed Emin Toprak. o reis hoş geldin. Üstad hoş geldin. Kerim Özbekik Hocam hoş geldiniz. Yiyecek ve içecek. Ağızdan alınan şeyler gerek nitelik, gerekse nicelik olarak nabızı etkiler. Baş tacısınız Cennet Hocam. Kerim Hocam teşekkür ederim. Sıcak ve soğuk şeyler kendi nitelikleri yoluyla işlevlerini yaparlar. Burada mizacı sıcak ve mizacı soğuk şeyler. Yani nabzımıza şirk karışıyor. Bildiğin gibi değil Muhammed Emin kardeşim. Mizacımızda nur çok eksildi. Bize nur lazım. Teşekkür ederim. Ee, bizi dikkat edip canlı yayınımıza geldiği için. Namazımıza, orucumuzu bozulur mu? Orucumuzun e, kalitesi fasit olur. Nabzımıza karışan şirk orucumuzun kalitesini bozar. Şimdiye kadar ne kadar oldu? Bir sene oldu. E, Tıbbı Nebevi meselesi hakkında canlı yayınlarımız. iki eser takip ediyoruz. Birisi burada Hacamat'la gelen Şifa sayfasında. Bir tanesi kapalı grubumuzda. Orada da e, Aleyküm Selam Hoş geldin. Tabip İbni Şerif'in 15. Yüzyıl e, eserlerinden Yadigar adlı eseri. Başta acısın. Muhammed Emin Kardeşim. Erkanım. Asistanlarımız efendim. Erkanım. Evet hocam. Burada da cap canlı misafirlerim var. Ahmet Bey burada yine. Ee, Tabi İbni Şerif'te de işliyoruz. E, bu zamana kadar WhatsApp gruplarında da bir şeyler anlatıyoruz. Ve şunu çok söylüyoruz. Muhammed Emin Toprak Kardeşim. Biraz hakkınızı ediniz. Böyle bir hasbihal gibi başladık. Muhammed Emin Toprak Kardeşim bizde çok kıymetlidir. Yüreğimizde ayrı bir yeri vardır. Ee, asistanlarımız Muhammed Emin Toprak Kardeşim'i Bilir, tanır. Gülizar Hocam hoş geldiniz. <laughs> Üzücü olan şu ki Tıbb-ı Nebevi meraklıları siyer Nebi'den bir haber. Siyer-i Nebi'yi anlamadan Tıbb-ı Nebi'yi anlayamayız. Yani Siyaset-i Nebi siyaset, nebiyi, siyaset nebi'yi anlamadan önce Siyer-i Nebi'yi anlamak lazım. Ne olursa olsun Nebi Aleyhisselam'ın dizinin dibinden ayrılırsak rahlesini terk edersek felsefemizle baş başa kalırız. Bu dediğimi siz anladınız. Ben de anladım. Sütunun arkasındakiler de anladı. Devam edelim. Biz eserimizi okuyalım. Ağızdan alınan şeyler gerek nitelik gerekse nicelik olarak nabzı etkiler. Sıcak ve soğuk şeyler. Burada mizaçları sıcak ve soğuk olanlar bunları anlattık. Kendi nitelikleri yoluyla işlevlerini yaparlar. Nicelik açısından denilebilir ki eğer besin nitelik olarak yani içerik olarak mutedilse vücutta sıcağın ve gücün artışı nabzı büyütecek. Sıcak mizaçlı gıdalar nabzı büyütür. Hızını arttırır ve atışlarını sıklaştıracaktır. Nabzı dilimiz döndüğünce nasıl tarif etmiştik? İşte bir tonluk bir depodan kovayla, tasla veya damlalıkla e, tahliye etmek. Nerelere? borular vasıtasıyla. Bu borular nasıl borular? Elastik borular. Yani arterler, ana damarlarımız. Bir huniye düşünün. Bir hunimiz var elimizde. Ve kovayla ile birdenbire ve presleyerek boşaltıyorsak bu o hortumu elastik hortumu yani atar damarları büyük şişkinlikler halinde etkiler. Bunu işte 18 kiloluk bir kova değil de 5 kiloluk bir kovayla yaparsak daha küçük şişler. Ama ihtiyaç, beklenti, vücutta aynı olduğu için bazı hususlarda o pompanın kalbin gücü yetmez. Ve kısa aralıklarla kısa aralıklarla ihtiyacı gidermeye çalışır. Bu da nabzın kısa fakat seri olmasına sebep olur. Bir önceki bahislerde anlatmıştım. Testere dişli nabız, fare kuyruğu nabız, yükselen nabız, alçalan nabız vesaire vesaire vesaire. Bazı durumlarda o boruların, atar damarların elastikiyeti bozulur. Soğukluk veya kuruluk baş gösterir. Mizaçta, miza mizaca göre nabızların nasıl olduğunda, dilimiz döndüğünce, el kanundan anladığımız kadarıyla o da var. Cennet hocam o da var. Ee, i̇klimlerin etkisini okumuştuk. Nabız üzerinde mizacın etkisi. Nabız, mevsimin nabız üzerinde etkisi. İlkbaharda, yazda, kışta, sonbaharda sonra ne demiştik? Ülkelerin nabız üzerindeki etkisi. Bir önceki bahiste. Şimdi yiyecek ve içeceklere bakıyoruz. Yiyeceğin bu etkisi bir süre içinde devam eder. Ne zamana kadar? Yiyeceğin etkisi geçene kadar. Eğer yiyecekler fazla ise vücut gücünü artırıp aşar. Sanki yiyeceğin çok ağrılışından dolayı bu durum ortaya çıkmış gibidir. Ve nabız sabitliğini kaybeder, düzensiz hale gelir. Mizaç demevi ise, yiyecek kuvvetli ise nabzın aşırı yüksek olması damarlara kılcal damarlara problem çıkarır. Neydi demevilerin hastalanma sebebi? Hastalık sebepleri nelerdi? Ölüm sebepleri nelerdi? Bilenler yazacaktır. Her tip yiyeceğin ağırlığı gerilim yaratır ve düzene değiştirir. Diyor ki, Arşigenes, Suriye'de, Apomea'da doğmuş 48 ila 117 yılları arasında Roma'da hekimlik yapmış bir Yunanlı hekimdir. Bu durumun Bak kimlerden alın alıntı yapmış. Arşigen. Bu durumun nabızı sıklığını arttırmaktan çok hızını arttırdığı kanaatindedir. Oradan almış. Nabız üzerindeki bu etki yiyeceğin faaliyeti sürdüğü sürece devam eder. Yiyecek size hakim olduğu sürece. Ve fazla yiyecek yendiğinde dola dolayı olarak bu durum uzun süre devam edecektir. Ya o son kebabı yemeyecektik çarpıntı yaptı. O kuyruk yağlı şişi fazla arttırmayacaktır. Kaçırmayacaktır. Eyvallah Cennet Hocam. Eğer yiyecek miktarı aşı de, aşırı değilse nabız sabitliğini kaybeder. Fakat düzenlidir. Eğer bir miktar daha fazla azalırsa nabız büyümez. Eyvallah Yaşar Abi. Hızlanmaz. Değişebilirlik kazanmaz ve onun etkisi uzun süreli olmaz. Gıdayı mutlak güzel bir şeydir. Koyun eti, kuzu eti, keklik eti, halis buğday bunlar gıdayı mutlaktır. Ama haddinden fazla alınırsa İfrat olur. Kan basıncı haddinden fazla olur. Biz kan mizaçlılara ve safra mizaçlılara ne tür diyetler öneriyoruz ki ve takibatını yapıp tedavisinin olmasını sağlıyoruz? Soğuk ıslak. Soğuk ıslak gıdalar nabzı zayıflatır, hafifletir. Arkadaşlar bugün faaliyet yapacağınız tuttu. Hayır olsun inşallah. Bana bir 40 dakika kadar müsaade edin. Burada kamera arkasında yoğun bir hummalı çalışma var. Ahmet Bey siz de dilerseniz bir müsaade edin. Değil mi hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Cennet hocam. Yiyecek miktarı aşırı değilse nabız sabitliğini kaybeder fakat düzenlidir. Eğer miktar daha fazla azalırsa nabız büyümez, hızlanmaz ve değişebilirlik kazanmaz ve onun etkisi uzun süreli olmaz. Çünkü besinlerin sindirimi daha hızlıdır. Besinlerin miktarı çok fazla veya çok az olduğunda sonuç olarak zafiyet nabzı düşürür. Herkesinde de zafiyet olur. Atış sıklığı azalır, belirli bir periyodik atışı azalır. Yükselmeler alçımla, tansiyonların yükselmesi ve ani düşüşler olur. Sindirim ve emilme durumu, emilme normal duruma iade edildiğinde nabız da normaldir. Aşırı ağır nabızlarda ne yapmamız gerekir? Yadigarı takip edenler bilir. Fast. Kan almak. Kan vermek. Başka? Hacamat. Başka? Müshiller. ishal ediciler. Ama çok kontrollü olması gerekir. Başka? Soğuk banyo. Başka? Serin yerde uyku yüksek nabzı itidale getirir. <laughs> Alkollü içkiler. İçimizde alkolik yok da bilelim. Belki alkole maruz kalmış hastalarımız olur. Baya uzun almış. Alkolün fazlası nabzı dengesiz ve değişken kılar. Fakat bu etki bazı besin maddelerinin yaptığı ölçüde değildir. Bunun sebebi alkol ince, mutedil ve uçucudur. Alkol hızlı emilmesi nedeniyle soğutmada rol oynar. Vücutta dağılmasıyla nabzı çabucak yavaşlatır. Ve nabzın hız ve sıklığını düşürür. Bir sükunet gelir sarhoşa. Emilmeden sonra o ısıtır. Emilmeden sonra, vücuda aldıktan sonra ısıtır ve serinletici etkisi süratle kaybolur. Ilık alınan alkol ılıklığı ve diğer etkileri kolayca yayılmadığından dolayı herhangi bir dikkati çeker nitelikte rahatsızlık meydana getirmez. Bir önceki paragrafta ne dedi? Emilmeden sonra o ısıtır. Karaciğere geldikten sonra. Yani nözücüde karaciğere uğradıktan sonra. Ve serinletici etkisi süratle kaybolur. Bu zaman ne olur? Vücuda bir kızışma, gelir. Vücudu kızışanların, mizacı sıcak olanların en belirgin özellikleri nedir? Asabiyet. Asabiyeti artar. Halk arasında buna ne denir? Keçiye rakı içirmişler, daha kurt avlamaya çıkmış. Alkol, belki başka bahiste burada da anlatır ama beyindeki ıı, otokontrolü, muhafazayı, daha doğrusu ar duygusunu da yırtıp attığı için insanın kendi içerisi iç dünyasındaki e, jandarmalarını nefsini muhafaza eden jandarma olan hasletlerini ve hassalarını uykuya daldırır. Geriye ne kalır? Kalp kafesinde muhafaza ettiğiniz suçlular kalpten firar eder. Ve elinizle ayağınızla size suç işletirler. Burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yani içki, şarap, alkol her kötülüğün müskirat. Her kötülüğün anasıdır. Hadisi ortaya çıkar. Soğuk alındığında alkol diğer soğuk şeylerden çok fazla alt üst eder. Bunun sebebi soğuk cevherinin mide tarafından tutulmasıdır. Sıkar. Soğuklar mideyi daraltır. Damarları daraltır. İklimlerden hatırlayın. Soğuk iç enerjinin içeride toplanmasını, vücut enerjisine ruh denilen, ki usta nebevi üstad, ruh denilen hayati enerjiyi içeriye hapseder. Ve yeterince ısınmadan önce onun emilmemesidir. Bekletir işte soğuk alkol alanlar, soğuk bira içenler. Bir müddet neşeli neşeli gider sonra sıcak başına vurunca sapıtır. Bunların nabızları da mahvolur. şeker emilimleri de yükselir. Burada hasar gören en büyük organ hangisi oluyor? Siroza sebebiyet veren karaciğer. Çünkü nüzüce uğrayacak. İlla nüzüce karaciğere uğrayacak. Orada bir harabiyet verir. Diğer taraftan alkol soğuk alındığında dahi emilir. Böylece o vücudu soğutur. İlk aldığını. Oh diyor adam. Yani evlerden ırak olası. Buz gibi bira içtik. Bilmem ne yaptık. İyi halt ettiniz. Bu soğuk şeylerden mustarip olmaya eğilimli kişilerin alkolü soğuk aldıklarında niçin çok muzdarip olduğunu açıklar. Balgamiler soğuk alkol aldıklarında darmadağın olurlar. En önce de onlar sapıtırlar. Alkol ılık alındığında vücudu o kadar rahatsız etmez. Çünkü o hızla yayılır ve kaybolur. Fakat eğer alkol soğuk alınırsa yayılıp dağılmadan önce sistemi zayıflatır. Ee, bize bağımlılar hakkında bazen danışanlık yapmamız söyleniyor. Bu bilgiler yarın öbür gün bağımlılar hakkında, alkol bağımlıları, uyuşturucu bağımlıları hakkında sizler için güzel bir nüans olacaktır. Biz bunu yapalım diye öğrenmiyoruz. Belasını öğrenmek için anlatıyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Alkolün yukarıda söz konusu edilen etkileri onun miktarına göre olduğu kadar sıcak ve soğuk alınmasına göre de açıklandı. Enerji meydana getiren madde olarak başka etkilere de sahiptir. Bakalım nelermiş. Sağlıklı insanda o tonik ve uyarıcı etki uyarıcı olarak etkili olur. Alkolün sıcak veya soğuk niteliğine bakıldığında onun insanların çoğunu incittiği, ferdi mizaca göre bazısına uygun olduğu halde birçoklarına uygun olmadığı ifade edilebilir. Böylece mizacı fazla sıcak insanlara genellikle soğuk şeyler tonik olarak etki eder. Galen'in sıcak mizaçlı insanlarda nar suyunun tonik olduğunu, halbuki bal suyunun soğuk mizaçlı insanlarda yararlı olduğunu söylemesinin sebebi budur. Hmm. Sıcak mizaçlı insanlarda bal faydalı diyor Galen. Bu öğütülebildiği için, çabucak etki edebildiği için. E tonik olarak etki etmesinin sebebi de muhtemelen mizacını itidale ve soğuklaştırmasından sebep. Aynı şekilde alkol bazı insanlara yararlıdır. Ve onun sıcak veya soğuk niteliğine göre diğer insanlara zararlıdır. Bu yararlıdır demesi helaldir anlamında değil. İyi anlayalım burayı. Ancak bu bizim konumuz değildir. Burada düşünecek şey alkolün enerji verme özelliğidir. Bu bizim meselemiz değil biz Müslümanız diyor İbn Sina rahmetullahi aleyh. Ve onun çabucak ve süratle hayati güce dönüşmesidir. Bu da iyi değil. Hızlı dönüşmesi iyi değil. Bazı durumlarda bazı durumlarda alkol sıcak mizajlı insanları çok çabuk sarhoş etmiyor. Efendime söyleyeyim. Soğuk mizajlı insanlarda emilmesi bekleniliyor. Bir görüşe göre burada bir görüşe de tam tersini söyledi. Mizacı sıcak. Alkolün de mizacı sıcaksa eğer sıcak mizajlı bir bitkiden, ottan, meyveden yapılmışsa sıcak mizajlı insanları çok daha çabuk sarhoş ediyor. Eyvallah Gülay hocam. Hacamatın mizacı nedir? Söyleyecek olan var mı? Hacamatın mizacı ne olabilir? Bekliyorum ben metin okumaya devam edeceğim. Ve bu özellik alkolü kendi yönünden tonik olarak etkin kılar. Eğer alkolün hareketi kendi sıcak ya da soğuk nitelikleri tarafından, kendini etkileri tarafından desteklenirse nabzın üzerinde alkolün güçlendirici etkisi daha çok dikkati çeker. Hale gelir. Bu hususta işte bu hususta Avusturya'da kar altında efendime söyleyeyim çığ altında kalanlara kurtarmaya gittikleri zaman hani ha, haramlar şey zaruretler haramlar bir mecelle kuralı üzerinden gidersek orada sembernar köpekleri vardır. Ee, o sembernar köpekleri iri. Çok 160 kiloluk, 130-120 kiloluk devasa kölelerdir. Yok hocam. Sıcak ıslak değil. Sıcak ıslak olan sülüğün mizacı. Hadi bak bunu da ben size söylemiş olayım. Yapmadım. Değil. Ya Yaşar abi. Yaşar abi doğrusunu bildi. Gülizar hocam teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim Gülizar hocam. Ee, Sen Bernard köpeklerinin tasmalarında şöyle elimle işaretini küçük fıçılar vardır. Bunlar e çığ altında kalmış insanları kazarak, karları kazarak ayazlarıyla dışarı çıkartılır. Kuvvetli hayvanlardır. Sonra artık bilmiyorum nasıl yaparlarsa o fıçılardan donmak üzere hipotermiye tutulmasınlar diyerekten o kişilere rom içerirler. Rom sıcak bir alkoldür. Fakat onun sıcak veya soğuk niteliği tersi istikamette hareket ettiğinde Eyvallah Cennet Hocam. Kanın mizacı sıcak ıslak. Kanı rahatlatan, itidale getiren hacamat eyleminin sizde bıraktığı sonuç Soğuk kuru. Peki haddinden fazla hacamat olursa bir insanın mizacı ne olabilir? Yani 18 kupa attılar bana diyor. Dönmüş bir tane danışan. 18 kupa. 18 kupaya maruz kalan bir kişinin efendime söyleyeyim. Mizacı ne duruma düşebilir? Buna e, tıbbı nebevide hangi hal üzere olduğu tespiti verilir. Daha ne yapayım? Burada size beleşten hekimlik öğretiyorum. Böylece her ne kadar sıcaklığın geçici artışı ihtiyacı artarsa da hacamatın kendi mizacı. Yaratılmış her şeyin mizacı var dedik mi? Hacamatın mizacı nedir? Hacamat eyleminin mizacı nedir? Bekliyorum. Hadi bakalım beyin fırtınası. Biz size ne anlatıyoruz burada? Elhamdülillah bugün 15 kişi nasıl olduysa. <laughs> her gün 5-6 kişi anlatıyoruz. Her gün 5-6 kişi anlatıyoruz. Ne diyoruz biz size bu dersler için? %20, %30 talim, eser okuma. %70, %80 Eyvallah Yaşar abi. Bir başka örnekle ne diyebiliriz? Bir başka örnekle ne diyebiliriz? Yaşar abi bunu sen bilirsin. Bunu sen bilirsin. Bir de Gülizar Hoca bilir. Ben çok anlatıyorum yanında çünkü. O her gün ders alıyor bizden. Böylece her ne kadar sıcaklığın geçici artışı ihtiyacı artırırsa da alkol hayati gücü kuvvetlendirdiğinde nabız güçlenir. Diğer taraftan alkol geçici olarak soğukluğu meydana getirir. Çünkü birdenbire arttırıyor ya. Geçici olarak soğukluğu meydana getirirse ihtiyaç azalır. Vücut senden bir şey istemez. Kalp yavaşlar. Ancak alkol genellikle gücü arttırır ve her zaman ihtiyacı arttırmaz. Bu şekilde o nabzın hızını arttırır. Cennet hocam. Vallahi bravo. Teşekkür ederim Cennet hocam. Kan fasit olur. Kan değerleri düşer. Bu aynı zamanda sülük içinde geçerlidir. Haddinden fazla sülük içinde geçerlidir. Onun için balgami mizaçlılara hacamat ve sülük tavsiye edilmez. Soğudavilere bile belirli bir yere kadar. Su. Su yiyeceklerin emilmesinde yardımcı olduğundan Aynı zamanda güç verir ve böylece alkolle aynı etkiyi yapar. Aslında su vücut ısısını artırmaz. Fakat tersine soğutur. Böylece su alkolden daha az ihtiyaç yaratır. 19 dakika. Eyvallah. 12. bölüm. Uyku ve uyanıklığın Feyza Uçan hocam hoş geldiniz. Mustafa Öğüç hocam hoş geldiniz. Kimi geliyor hacda beyime? 35 kupa atlar. Allah Allah. Muazzam bir kan açmış demek ki kendisi. Yani nereden baksanız bir üniteye yakın kan vermiş demek ki. Sağlam bir kan mizahmış beyi. O beyefendi geniş yapılı, damarları belirgin, pembe yüzlü birisidir. Mutla muhtemelen çok kuvvetli birisidir. 35 kupa hacamat atıldıysa. Hocam 35 kupa hacamat değildir o belki de kuru kupadır. O da olabilir. Neyse. 12. bölüm uyku ve uyanıklığın nabız üzerindeki etkisi. Uyku. Uykunun etkileri uyku ve sindirim safhalarına bağlıdır. Uykunun iki kısmı ara sırasında nabız biraz zayıflatır. Çünkü doğal ısı dışarıya yayılır. Hareket edeceğine içeriye doğru geriye çekilir, hareket eder. Recep hocam hoş geldiniz. Bak Hakan kardeşimiz ne demiş? Osmanlı hekimleri çok acil değilse hacamatı hemen değil. Kan yapıcı gıdalardan periz. Ya soğuk ıslak perizler verirler. Valla bu kadar terkip okuduk. Hacamatı birkaç bahis okuduk. Koca el kanununda da hacamat küçük bir bahis. Zaruret durumlarında acilse direkt hacamat. Ya. Recep hocam Ramazan-ı Şerif bitiyor. Geleceğiz inşallah yanına. Isı dışarıya yayılır. Hareket edeceğine içeriye doğru çekilir. Hareket eder. Baş tacısınız Mustafa Hocam. Toprak Hocam teşekkür ederim. Hacamat dedi. Allah Allah. Güle Hocam. Anima tarafından yönlendirilen. Anima dediğine hayvansal özellik. Anima tarafından yönlendirilen doğal ısı yani hayati hayvani gücümüz. Doğal ısı bunu Osmanlı kitaplarında ruh diyor. Bunu böyle anlatmış Esin Kahya Hocamız Allah razı olsun. Besini sindirmek ve uyanıklık zamanında dışarıya atılacak işe yaramayan ürünleri olgunlaştırmak için içe doğru döner. İç dinlenmeler, organ dinlenmeleri, hıltların toparlanması. Böylece doğal ısı bastırılır. Ve zorla bu faaliyetlerle ilgilenmesi sağlar. Rem uykusuyla. Kırk kupa. iyi ölmemiş. İyi ölmemiş Mustafa Hocam. Nabzın hem hızı hem de atış sıklığı ağırlaşır. Çünkü hiç şüphe yoktur ki doğal ısıtladan, ısıdan kaynaklanan yoğunlaşma ve bir araya toplanma vücut ısısını artırır. Ancak uyanıklık sırasında faaliyetlerin meydana getirdiği sıcaklığa benzemeyerek uyku sırasında kaybolur. Hareket hayati gücü he heyecanlandırır. Hacamat uyutur mu? Evet. Eee hacamattan sonra biraz ağırlık gelir. Hacamatın güzel etkilerinden bir tanesi benze hafif bir sarılık vermesidir. Hacamat hemen etki eder. Hızlıdır hacamat. Hızlı tepki verir. Yani normalde vücudun 5-6 ayda atacağı toksini bir seferde hacamatla atarsınız. Ama e, o kişiye hacamatın yapılıp yapılmamasına bir karar almanız lazım. Yoksa elinizde neşterle siz kendinizi kasap, gelen kişiyi de e, bir kuzu olarak görürsünüz. Ne demek istediğimi anladınız. Ve üzerinde durulacak kadar çok faaliyete sebep olur. Diğer taraftan mute değil, içeri doğru çekilme Eyvallah mevcut hocam. Diğer taraftan mutedil içeri doğru çekilme ve uyku sırasında hayati gücün içteki yoğunlaşması çok az sıcaklık meydana getirir. Ve hayati gücü çok az rahatsız eder uyku. Bütün kaslar ve mafsallar genişler. Bundan dolayıdır ki uyku sırasında dışarı atma doğal ısının içeride yoğunlaşmasından çok daha fazla huzursuzluk yorgunluk ve nefessiz kalma durumlarını ortaya çıkarır. Böylece uyanıkken alınan makul bir soğuk duş şüphesiz ısıyı içeriye doğru yayacaktır ve onu daha güçlü kılacaktır. Fakat o solunumu yorgunluk ve dışarı atma işlevini arttırdığı kadar arttıracaktır. Olgu şudur ki, yani anlaşılması gereken mesele şudur ki ısıyı harekete geçirmede faaliyet kadar hiçbir şey daha etkin değildir. Buradan ne anlamalıyız? Faaliyet, sükun eee faaliyet ve sükun olarak geçiyor Osmanlıca olan eserlerde. Burada ise faaliyet ve tatil, itidal, tatillenmek diyor ki Olgu şudur ki ısıyı harekete geçirmede faaliyet kadar hiçbir şey daha etkin değildir. Bir bayan bayan, hastamız, beyefendi balgamı ise kilo vermek istiyorsa kilo vermek istiyorsa hangi kür olursa olsun geçici olarak fayda verecektir. Asıl olan onu ısıtıcı olarak şekilde beslemek balgamı da fazla olduğu için kurutucu olarak beslemek münzic ve müsil terkipleri arkasından vermek hah Bundan sonrasında ise ona faaliyet tavsiye etmek. Antrenman ve egzersiz tavsiye etmek. Yoksa falan kür, falan hap, falan macun tek başına hiçbir zaman vücuttan ödem ve su atmanıza yeteri kadar tesirli olmaz. Geçen hafta Hatay Kırkan'da kendime hacamat yaptırdım. Sırt ve başa oradan sonra acayip uyumaya başladım. Mülüt Hocam. Mülüt Hocam Hatay Kırıkan'dayız. Hatay Kırıkan'dayız. Buyurun gelin çayımız için. Hacamat sonrası başım ağrır. Hocam ne miyim? her mizaçta başarısı yapar mı acaba? Jülide hocam biz sizin mizacınıza ne demiştik? Sadece dememi değildiniz siz. Hacamat yaptığımda ertesi gün işe geç kaldım ya. İftarımızı yeni açtık çayımızı aldık. Baş tacısınız Hatice hocam. Susuzluktan yanma yapan kaslara ne iyi acaba? Soğuk ıslak besleneceksiniz hocam. Oradaki kaslarda kurmalar başlamış. Ee, buna ne deniyordu? Modern tıpta spor hekimliğinde. Jen ne jenerasyon. Rejenerasyon. Süt içeceksiniz. Süt içeceksiniz. Kaslarda rejenerasyon. Antrenman yapanlar bilirler. Sep sep. Yudum yudum süt. Antrenman esnasında biz de sporcu kökenli çocuklarız. Delikanlılarız. Yaşımızın 50 olduğunu kimse bilmesin. <laughs> Yaşımızın 50 olduğunu bilmeyin. Ondan sonra cuma. Sportif faaliyetler yaparken yarım litre sütü bir buçuk saate yayıyorduk biz. Bir buçuk saate. Allah Allah. Hatay Kırıkan'dayız hocam. Haberleşelim. Uyanıklık sadece hareket ve faaliyetle bir arada olduğu için değil fakat hayati gücün sürekli olarak dışarı doğru yayılımından dolayı ısıyı harekete geçirir. Uykuda hayati güç içeri geçer. Uyanıklıkta ya hafif balgam gördün mü Hülide hocam? Uyanıklıkta hayati güç başlar. Şöyle bir açılırsın, bir kahvaltı edersin, ayılırsın, dur bir afyonun patlıyor, patlasın dersin. Uyanıklıkta ilk kasıt budur. Peki, uyku, serin uyku. Serin yerde uyumak, o halde hangi mizaçlara tavsiye edilir? Bugün çok güzel oldu ya bu canlı yayın. Allah razı olsun. Bakalım bunu kim söyleyecek? Serin yerde uyku niye? Onun hayati gücü fazla. Dışarı doğru adam o kişi yanar gibi patlıyor. Bu adama sen serin bir duş alacaksın. Sonra da serin bir yerde, hafif esintili bir yerde uyuyacaksın dememiz gereken mizaçtaki hastalar hangileridir? ödüllü sorular mı yapsak? Ne Hakan kardeş ödüllü, ödüllü yapsak mı bu soru cevapları? Ödüllü soru cevaplı canlı yayın yapsak mı? Yapsak mı? Hatice hocam bildi. Gülde hocam da bildi. Eyvallah. Safravilerin tedavisinde soğuk ıslak gıdalarla birlikte serin banyolar yapılması, serin yerlerde uyuması tavsiye edilir. Evet Gülay hocam. Sıcak mizaçlarda. Cennet hocam. Vallahi bravo size. Tamam ben canlı yayını kapatıyorum. Siz işi bitirmişsiniz. <laughs> Sindirim tamamlandığında nabız besinin ilave edilmesine bağlı olarak ve de eyvallah Yaşar abi. Allah helal olsun hepinize. Sindirim tamamlandığında nabız besinin ilave edilmesine bağlı olarak. Hey, hey, hey. <laughs> abi o. Bugün güzel oldu ya. Allah razı olsun hepinizden. Siz çay aldınız bize çay gelmedi. Bizim şeyde asistanlar canlı yayın dinliyorlar. Sindirim tamamlandığında nabız besinin ilave edilmesine bağlı olarak ve de içe doğru yönelmiş olan doğal ısıdan dolayı güçlenir. Çünkü içeriye doğru yönelmiş olan ve sindirim sırasında meşgul olan Gülşen Hocam hoş geldiniz. <laughs> Eyvallah Gül Hocam. Meşgul olan ve doğalısı şimdi kendi kaynağı olan kalbi güçlendirmek için dışa doğru döner. Besinin nüfuzu da arterleri yumuşatır. O güzel sıcak ıslak besin arterleri, damarları. Eyvallah. Geleceğim, geleceğim hepinizi. Ben Ramazan'dan sonra sağlam bir tura çıkacağım inşallah. <laughs> Şermiyon hocam. Vallahi hakkınız yedir saat gece yarısı oldu. <gülüyor> Eyvallah gülüyor hocam. Besinin nüfuzu da arterleri yumuşatır ve nabzın hızını ve atış sayısını yükseltmek için havalandırma ihtiyacından yani e efendime söyleyeyim. Besin nüfuzla ateller yumuşatır ve nabzın at hızını ve at sayısını yükseltmek için havalandırma ihtiyacında herhangi bir makul artış vardır diyor. Hayatiyetin Nihal Hocam eğer sorunuzu doğru anladıysam, doğru anladıysam hayatiyet için diyor, hayatın devamı için sıcaklık ve ıslaklık gereklidir, şarttır diyor İbn Sina. Sıcaklık hayatı enerjinin buradan bu semen dediği Japonların hara dediği enerjinin çıkış yeri bak onlarda da var. Tanden enerji vuruşları falan filan vardır onların işte. Çi dediği çi enerjisi. Hayati enerji işte. Bizde Osmanlı hekimlerinin ruh dediği Çinli ve Japonların çi ki dediği efendime söyleyeyim hayati enerjinin uzuvlara kadar ulaşabilmesi için sıcaklık ki yayılsın. Ve ıslaklık ki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkes çay içiyor hocam ya. Biz de, bize de lazım. Ay özür dilerim. Ne bileyim canlı yayına girdim görünce sizi. Tamam, bir araba, teşekkür ederim hocam. Islaklık ee, ise onun iletilebilmesi için. Evet çi enerjisi. Japonların çi enerjisi işte Çinlilerin ki enerjisi dedi. Chi Kong, Tai Chi. Ondan sonra cuma, ee, Japonların ki dediği ki enerjisi Çinlilerin çi dediği ai ki do iç enerjinin dışarıya verilerek e, uygulanan bir savaş sanatı. Yani ruh, beden, Osmanlı hekimlerinin, İslam hekimlerinin ruh dediği bu ısı enerjisinin düzgün bir şekilde iletilebilmesi için, hayatiyetin olması için aynı zamanda da ıslaklık gerekir. Onun için biz her danışanımızı kendi yaş grubunda kan mizacı üzere sabitlemeye çalışıyoruz. Evet Cennet Hocam. Sıcaklık ve ıslaklığın bittiği an ruh enerjisinin bittiğinin delilidir ki cesede dokunursanız buz gibidir ve kurudur. Benim bölümlerini bölüp kayıt almak istiyordum. Bir fırsat olmadı. Eski kayıtlar duruyor hocam. Onlar bizden vakfiyedir. Oradan başlarsınız. Burada anlatıyor onu. Uyku ve uyanıklığı. Uykuda o çiğ içeri doğru çekilip vücuda bir dinlenme getiriyor. Hafif bir serinlik ve soğuklu soğukluk getiriyor. Böylelikle uyuyan kişinin nabzı yavaşlıyor. Alkol ise bu işi bozuyor. İlkten bir aşırı patlama veriyor. Sonra soğukluk veriyor. Çünkü birdenbire yanma veriyor. Yanmayla patlama arasındaki fark nedir? Bir tane dinamit, bir tane orta boy standart odunun enerjisine eştir. İkisinin arasındaki fark nedir? Odun bir veya iki saatte enerjisini yavaşça yayıp o sobaya veya şömineye nüfus ettirir. Dinamit aynı enerjiyi bir saniyede bir saniyede verir. Yanma ile patlamanın arasındaki fark budur. Eski fen ve fizik derslerimizden hatırladığım kadarıyla yanmaya, şey patlamaya hızlı yanma diyorlar. Alkolün mizaç ve nabuz üzerindeki etkisi de bu. Bir anlık patlama yapar sonra mizacı soğutur. Uzamış uyku. Bak burada ne diyor? Uzamış uyku nabzı zayıflatır. Çok uyku nabzı zayıflatır. Aşırı uyumak nabzı zayıflatır, soğudaya sebep olur. Bak şimdi. Çok uykusuz kalmak da nabzı zayıflatır. Evet. Çok uykusuz kalmak vücudun hani ihtiyaç diyor ya, bedenin ihtiyacı. Bedenin ihtiyacı var, enerjiyi vermesi lazım. Ama kalp hariç, kalp zaten sürekli tatil yapıyor. Vuruyor, dinleniyor. Çekiliyor, emiyor, dinleniyor. Kalp ömür bitene kadar bir vuruş, bir istirahat. Bir emiş, bir istirahat yapıyor. Evet. Ama diğer organların belirli bir oranda istirahate ihtiyacı var. Bu istirahat elinden alınırsa o organlar haddinden fazla yıpranır. Yani nasıl anlatalım size? bakıma alınması gerekir. İşte 10 bin bakım, 20 bin bakım otomobillerden falan düşünelim. Araçlarımızın, işte buzdolaplarımızın, çamaşır makinalarımızın bakım zamanı vardır. Kalorifer peteklerimizin bakım zamanı vardır. O bakımı yani uykuyu aradan kaldırırsak makine haddinden fazla çalışıp 10 yıllık bir ömrü varsa o işte otomobilin, çamaşır makinesinin vesairenin bakımı yapılmamış olan, yağlanması yapılmamış olan bedeni de 10 yıllık ömrünü 5 yıla düşürürüz. Ecel başka. Yaşar, yaşamaz değil. Hayatiyetini sürdürür. Ecel başka. 60 yıl yaşar ama 30 yıldan sonraki son 30 yılını zulüm olarak yaşar kendisine. Ve bu da Allah'ın bize emanet etmiş olduğu beden ve nefse zulümdür. Uzamış uyku nabzı zayıflatır. Çünkü doğal ısı ve vücudun gücü uyanıklık esnasında normal olarak atılmış olan fazlalıkları baskıda tutar. Hatırlanmalıdır ki Aksa o. <laughs> Aksa o. Alma, Almanca bir yorum aldık. Hatırlanmalıdır ki uyanıklık sırasında meydana gelmiş çeşitli salgılar şunlardır. Uyanıklık sırasında meydana gelmiş çeşitli salgılar. isterseniz yazın. A. Egzersiz sonucunda ortaya çıkan ürünler. Evet, Gülay hocam. Başta acısını satıyor hocam. B. Görünür artıklar. Uyanıklık esnasında vücuttan atılanlar. C. Görülmeyen fazlalıklar. Yani uyanıkken ve vücut çalışıyorken kendisi de aynı zamanda tıbbı nebevide anlatılan münzic ve müsil etkisini yapar. Münzici ve müsili size güzel bir bardağın içerisinde izah etmiştik. O video hacamatla Gelen Şifa'da bu sayfada var. Onu bulabilirsiniz. Boş mide ile uyumak, soğumaya aç karnına uyumak Kovmaya. Isı düşmesine sebep olur ve bundan dolayı nabız düşer. Hızı yavaşlar ve sıklığı azalır. Bu etki uyku boyunca açıkça görünür. Kaç dakika yaptık? 36 dakika. Uyanıklık. Uyanıklığı da okuyalım. Bir sonraki bahis 13. bölüm egzersizin nabız üzerindeki etkileri. Uyanıklık. Uyanıklığın etkisi uykununkinin aksidir. Doğal şekilde uyandıktan sonra, doğal şekilde uyandıktan sonra. Nabız tedricen, yavaşça yani sıralı olarak hafif bir artışla fare kuyruğu çift fare kuyruğu diyor diye ya, yani sıfırdan yükseliş ve azalış. Tedricen yükselme fare kuyruğunun ucundaki sıfır noktasından fare kuyruğunun bedene olan e, genişlemesine kadar. Arzu hocam hoş geldiniz. Uykunun etkisi, uyanak e, uyanaklığın etkisi uykununkinin aksidir. Doğal şekilde uyandıktan sonra nabzın tedricen, yavaş yavaş, önceki yüksekliğine ve hızına döner. Fakat birisi aniden ümit edilmeyen bir olayla uyandırıldığında, sıçratıldığında, hani şey de derler, hortlattın beni yahu, aklımı aldın. Fakat bir, bir, birisi aniden ümit edilmeyen bir olayla uyandırıldığında, nabız bir süre durur. Bir süre durur. Çünkü olayın aniliğiyle karşılaşan hayati güç içeri doğru döner. İnsanları uykudan hani bu şakalar var YouTube'da. Uyuyan kişinin yanında patlayıcılar patlatanlar, uyuyan kişiye tokat atanlar, uyuyan kişiyi korkutarak uyanmalar, uyandırmalar. Bakın nelere sebep oluyor. Çünkü olayın aniliği karşılaşan hayati güç içeri doğru döner ve nabız bir süre durur. Sonra nabzın hızı ve atışları artar. Zorlanmış faaliyetten dolan ısı tarafından verilen uyarıya bağlı olarak nabız düzensiz ve titrektir. Kendine gelmez, aptallaşır. Bebekleri sıçratırsınız bazen böyle. Besmele ile. Sabah ezanının makamını biliyor musunuz siz? Sabah ezanının makamı yavaş ve okşayıcıdır. Sabah makamında okunur sabah ezanı. Müminleri yavaşça uyandırmak. Ah kurban olayım. Evet. Bakın burada sonra neler oluyor. Ancak ani bir olay titrek nabzın yaptığı çeşitli hareketleri meydana getirir. Bu titreklik aslında uzun sürmez. Ancak kısa zamanda o normale, ecel gelmemiş. Çünkü onu bir araya getiren sebep her ne kadar şiddetliyse de geçicidir. Ve sistem tarafından değerlendirildikten sonra, sistem tarafından ne oluyor, ne bitiyor tanıdıktan sonra kaybolur diyor. Bundan sonraki bölüm 13. bölüm egzersizin nabız üzerinde etkileri kısa kısa geçecek. Herhalde bu başlıkların hepsini yazarım. 14. nabız üzerinde banyonun gebeliğin etkileri gebeliğin yani bir sonraki bahsin içerisindeki 3. ara bölüm nabız üzerinde ağrının etkileri nabız üzerinde şişlerin etkileri bunların hepsini yazayım. Bir sonraki pazartesi nabız üzerinde duyguların etkileri bahsi var. Allah İbn Sina'dan razı olsun. Yattığı yerde eserleri okundukça ona onlardan aldığımız, bu üstadlardan aldığımız her bilgiyle kaç tane hasta tedavi ediyorsak ve sizlerden de dua alıyorsak o dualardan da Rabbül Alemin kendisini haberdar eylesin. Üç kimse vardır ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öldüğü halde amel defteri açıktır. Bir İlim. Dizinin dibinden oturmak nasip olmadı. Bugün anladığımız kendi küçük, ben kendi adıma konuşayım. Sizin idrakınızın benden yüksek olduğunu düşünüyorum. Kendi küçük aciz idrakım kadar ne kadar anladıysam benim anladığımdan daha fazlasıyla nasiplendirsin Allah Celle Celaluhu. Ee, bir dakika şöyle bakalım sizlere. Sabah makamı eyvallah. Buraları da devamlandıracağım duadan sonra inşallah Rahman. Bir vakfiye yapanlar, işte biz bu kayıtları vakfiye yaptık sizlere. Youtube'da da biliyorsunuz. Hakan kardeşim bunları 3-4 video birikiminde Youtube'a atıyor. Allah kendisinden razı olsun. Onun da emeği var. Ben kendisinden razıyım. Rabbim de razı olsun. Hakan Yavuz kardeşim sizlerle bizi bir araya getirdi. Derviş Hacamat gruplarını kurarak. Buradan kendisine ha, zaten teşekkür ederim. Fitoterapi hususunda benim bilgimi çok genişleten Mehmet Ali Güneş kardeşime de teşekkür ederim. Bu bir veda değil ama Ramazan bitiyor. Hani duaların makbul olduğu mevsimdeyiz ya. Onun için şöyle hayra geçer bir şey olsun. Beni itibara alıp adam yerine koyup değerli vakitlerinizi ayırıp bizi de burada seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz. Sizlere de teşekkür ederim. Üç kişi vardır ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ölse de amel defteri açıktır. Bunlardan bir tanesi hayırlı evlat yetiştiren. İşte bizimkiler bu da ayağımızın altında. İnşallah hayırlı evlat olurlar. Altı tane emanet bana. Bundan sonra bir vakfiyesi olan işte becerebilirsek bunları vakfediyoruz. Bir de ilim. Ehli ilim. Hayırlı ehli ilim. i̇bn Sina çok tartışılan bir alimdir. Sağ olsun arkasından gelip onu kötüleyenler. Umuyorum ki e, hesap kitabını kaldırdılar ortadan onun gıybetini yaparak. Çünkü hep Allah ve Resulü'nü baz alarak konuşan bir şeyden, hekimden bahsediyoruz. Bilgi almak için Galen'den, Hipokrat'tan mecburen bilgiler almıştır kendisi. Ondan sonra Yani son nüshasını okuyayım. Bitirmedik ama bak diyor ki tedavinin önceliği konusunda son öneri. Bak bu cilt biterse şu duayı okuyacağız İbn-i Sinan'ın ağzından. Tıbbın genel prensiplerinin bu kısa, bu kısa açıklaması yeterlidir. Allah'ın isteğiyle ben şimdi basit ilaçlar cildini yazmaya başlayacağım. İnşallah ikinci cilt okuyacağız. Kahire editasyonunda Allah Efendimiz bu Kahire şeyinde yazıyor. Kahire çıkışında. Allah Efendimiz Hazreti Muhammed ve onun neslinin kutsarım. Ha. Allah'tan Efendimiz Hazreti Muhammed ve onun neslini kutsasın. Yani salatu selamla bitirmiş. Başında da aynısı vardı. Ee, Rabbim hepinizden razı gelsin. İnşallah Rahman biz de onlardan oluruz. O ani sekalardan nefret ederim. Evet hocam. O an pataküte vurup. Bu da yaşanıyor. O videolarda ondur uyandığı gibi yumruğu çakıyor kişiye. Ya da ya da dövmek deme eyvallah eyvallah. Bir travmadır. Burada arazi nefsani de söz konusudur. Kişinin ani kalp durmasına sebebiyet verilir. Evet Cennet Hocam. Dinimiz harika. Katibi alınız hocam. Gülay hocam. Arzu Sırtaş Fırat hocam. Hocam aniden uyandırıldığım vakit öyle bir panik yaşarım ki içimin titremesinden insanın yüreğine zehir çöker. Dakikalarca geçmez hep söylerim. Beni asla aniden uyandırmayın. Yani ezan Allah Celle Celaluhu bizi farz olana bile yumuşakça çağırıyor, çağırttırıyor müezzinlerle sabah makamıyla. Fehmi hocam teşekkür ederim. Allah ezelden ebede razı olsun. Hakan hocam Hakan Hocam, Mehmet Ali Hocam. Allah razı. Onlar benden öncedir gruplarda. Ben onlardan razıyım. Hakan Hocam'dan da Mehmet Ali Hocam'dan da. İkinci anda. Amin Rabbim razı gelsin. Amin Rabbim razı gelsin. Cennet Hocam yok canım hakkımız ödeyelim. Biz size olan borçlarımızı ödeyelim de. Yeni ilimde onun dini bilgiler okumayacağını söylemişti. Ee, anlamadılar hocam onu. Gülay hocam. Anlamadılar onu. Başta acısınız. Efendim hakkınızı helal ediniz. Ramazan şerifte bu kıymetli saatlerinizi bize ayırdınız. Geceniz hayır olsun. Çarşamba günü buluşmak üzere inşallah nabuz bahsi devam edecek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidine.